Herkese selam dostlar, hepiniz yepyeni bir Cargo Simulator videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Cargo Simulator'deyiz. 50 gün 5 saat aradan sonra oyuna girdik. Yine Discord'umuzdayız. Ahmet ve Semih'le beraberiz. Çocuklar siz de hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bakalım? İyiyiz abi, sen nasılsın? İyiyim ben de, çok şükür. Ben de iyiyim abi, çok şükür. Yine dedik bir girelim, artık video çekmenin vakti geldi. Çocuklarla artık bir girelim, artık eğlencemize kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada da hem güncellemeden size biraz haber vereceğim, hem de bu 50 gün 5 saat arada neler oldu, neler yaşandı onlardan konuşacağız. Şimdi Skanya S500'ümüzdeyiz. Ezine'den Aydın'a gideceğiz. En son 50 gün önceki videoda İzmir Foça'da kalmıştık. Buradan çıkıp Aydın'a doğru gideceğiz. 232 kilometre bir yolumuz var. Şimdi ufaktan şöyle bir çıkalım hocam. Bu arada yolu karıştırmışık. Alt yola inmemiz lazım. Şimdi öncelikle arkadaşlar 50 gün 5 saattir nerede olduğumu biraz açıklayayım size. Bu kimseye pek ilgilendirmez ama bir açıklayayım. Keyfime yatmadım. Aslında keyfime yattığım şeyler de oldu da pek olmadı diyelim. Keşke olsaydım. En son para kazanmamızı kapadık. Vergilerden dolayı işte vergi ödemek istemedim. Ya ödemek istemedim derken aslında buraları aklayabilirsiniz. Tam o güncelleme yerine geldiğim zamana çekebilirsiniz. İşte o para kazanma konusundan sonra kanalın para kazanmasını kapadım. Hiç uğraşamam dedim. Çünkü 18 yaşını doldurmadan kendi üstüne AdSense hesabı açamıyorsun. Bu da demek oluyor ki sen videoyu çekiyorsun ama vergisini başka birisi ödüyor. O yüzden bu da sıkıntı olacağı için 18 yaşımı beklemeyi tercih ettim. Onun dışında artık kanalın içeriklerini değiştirme eğilimine geçiyorum. Neden? Zaten şimdi güncellemeyi anlatırken ondan da bahsedeceğim. Artık dediğim gibi kanalın içerikleri normalde ben ne olursa olsun, ölüm olsun, kalama olsun, afet olsun, yangın olsun, sel olsun, çamur olsun, deprem olsun, full abi Cargo Simulator, Cargo Simulator, Cargo Simulator diye gidiyordum. Zaten kanalımda en fazla video serisi de Cargo Simulator'da var. Ama işte izlenme isterse 50 olsun, isterse 30 bin olsun, isterse 50 bin olsun, yine Cargo Simulator atıyordum. Artık bu algıdan biraz çıkmak istedim çünkü kanal büyüyor, abone büyüyor. İzlenmeler düşük olduğu zaman sen nasıl desem geleceğe uymadığın zaman, yani yeni çağa uymadığın zaman diyeyim ben size, gerilik oluyor yani ister istemez. Zaten YouTube topluluk kısmında ben bunu paylaşmıştım. Uzun detaylı bir yazı yazmıştım. O yazıyı gidip okuyabilirsiniz. İçerikler nasıl olacak onlara iyice sona bahsedeceğim. Şu güncelleme şeyini araya bir sığdırayım. Şimdi 50 gündür ne video çekiyorum, ne YouTube'da aktifim, işte topluluk kısmında ne aktifim, Discord'da da aktifim ama o kadar çok yani 7/24 aktif değilim. Gün içinde birkaç defa açıyorum birisi bir şey yazmış mı diye, ki genelde yazmamış oluyor çünkü ben olmadığım için kimse de konuşmuyor. Birkaç defa böyle kontrol ediyorum işler nasıl falan diye böyle. 50 gündür yokum. Ne Discord'tan bir etkileşim var, ne YouTube'tan bir etkileşim var. Güncellemeyle de yani Seçkin abiyle de bir etkileşimim olmadı. Bu 50 gün içinde ne Seçkin abiye bir mesaj attım, ne Instagram'dan konuştum, ne yani oyun hakkında kimseyle bir iletişime geçmedim. O yüzden de güncelleme hakkında şu an bir bilgi yok ama şimdi oraya da geleceğim, ufak bir bilgi var aslında. Neden içerikleri değiştirdiğim de aslında bununla alakalı gibi bir şey abi. Oyun bana kalırsa keyiflerinden keyiflerine güncelleme getiriyorlar. Haklı mıyım çocuklar, siz de söyleyin bakayım. Haklısın abi. Haklısın. Keyiflerinden keyifleri. Şimdi tamam, ne kadar Seçkin abi savunsak da, güzel işler başarsalar da bu zor uzun süreçlerde gene ufaktan güzel bir şeyler çıkıyor ama bence çok yavaş çalışıyorlar. Siz de öyle düşünüyorsunuz değil mi? Yani abi. Bunun yüzünden içerikleri değiştirmek istedim çünkü yani tamam oyun güzel de oyun yüzünden niye benim analizlerim düşsün? Niye benim etkileşimim düşsün kafasına girdim biraz. Yani en son güncelleme ne zaman geldi şu an ekrana koyarım, ben de bilmiyorum. Kaç ay olmuştur sizce? Yani abi 2-3 ay olmuştur ya. Yani bir yıl sonra güncelleme geldi. 2 ay, 3 ay, 4 ay sonra güncelleme geldi. Yani ben bu oyuna oturup da hep güncelleme geldi mi diye bekleyemem. Size de bu beklentiyi vermek istemiyorum, aslında veremem. O yüzden ufak ufak içerikleri değiştirmeye geçmek istiyorum. Bu güncelleme konusu bu kadar. Şimdi içerikler nasıl olacak, neler gelecek, nasıl olacak onlardan bahsedeyim. Bu arada 50 gündür girmediğim için oyuna kusura bakmayın, arabayı biraz aptal gibi kullanıyorum. Ne şeritte tutabiliyorum, ne bir yerde gidebiliyorum. Bunun için kusura bakmayın. Uzun sürede güncelleme geldiği için oyunu içerik üretenler zaten benden önce oyunu bırakmaya başladı. İşte kimi ayda bir girip bir konvoy videosu çekiyor. Kimi oyuna girip sohbet ediyor. Yani oyun odaklı değil. Sadece sohbet etmek için oyun aracılığıyla video çekiyor. Kimi zaten bıraktı çoktan. O yüzden şu an diğer oyuna içerik üreten kanallarda bakarsanız en son videosu 1 ay önce, 2 ay önce, 3 ay önce falandır yani. O yüzden oyun artık sonlara doğru geliyor ki sanmayın hep boyun böyle yükselişte gidecek. Boyuna içerik üretenler hep yükselişte gidecek. İzlenmeleri fazla olacak ki sanmayın. Tabii ki bir yerde oyun bitecek, bir yerde insan sıkılacak. Ha, güncelleme geldi. S500'ü bekledik. Ne dedik o süre zarfında? Arkadaşlar da güncelleme videolarımız. Arkadaşlar da para kasın. S500 yeni tır gelecek. Bunun için para kasın, para kasın dedik. Çoğu kişi parasını kastı. Yeni tır geldi gibi aldılar tırları. Garajlarını satın aldılar vesaire. Bu tamam. Ama şu an insanların oyunda yapacak bir şey yok. Yani şu an kendi adıma konuşmuyorum. Semih'in, Ahmet'in, X bir kişinin bu videoyu izleyen senin hakkında konuşuyor. Paranı kastın, garajını aldın, tırını aldın, yapacak bir şeyin yok. Tabi girersin arkadaşına online girip takılıyorsun o kadar. Yani sizin başka oyunda yaptığınız bir şey var mı şu an? Yok abi yani sadece ben de sen etli gün görmemişsin belki ben daha fazla girmemişim. Yani tabii çünkü sıkmaya başlıyor çünkü yapacak bir şey, bir hedefin kalmıyor oyunda, bir amacın kalmıyor. Sen güncellemeyi 5 ayda bir getirirsen 5 ayda bir yani çok saçma bir şey olur. O yüzden de çoğu kişi içeriklerine, Cargo Simulator içeriklerine son vermeye başladı. Ama şu değildir. Cargo Simulator bir daha çekmeyeceğim, hiç oynamayacağım değil, çekeceğim. Ama ne bileyim haftada 5 kere Cargo Simulator videosu yayınlıyorsam 3 kere yayınlayacağım. Gene aslında iyi bir değer. O kadar çok bırakmıyorum oynamayı. Çünkü beni biliyorsunuz abi, ben tır oyunları seviyorum, simülatör seviyorum. Bu kanalı izleyenler de tır seviyor, simülatör seviyor. O yüzden gene de vazgeçemiyoruz gibi bir şey oyundan aslında. Zaten oyun giderek oyuncu kaybediyor. O diyor yapacak bir şeyim yok artık, sıkıldım sildim diyor. O diyor online'da diyor adam hep gelip bana vuruyor, ismini küfürlü yapıyor. Bunlara bir süre engelleme getirildi. Şu an hiç engellenmiyor diyor. O yüzden bıraktım diyor. Kimi diyor para bug'a girdi. Onlarca param gitti falan diyor. O yüzden oyun gitgide oyuncu kaybetmeye başladı. Ama diğer içerikler nasıl olacak? Hangi oyunlar olacak? Onlara da geleyim hemen. Arada 9 dakikadır konuşuyoruz. 9 dakikadır ileri sarmadan dinliyorsan harbiden Allah'ım be. Çok gereksiz bir konu aslında. Oturup burada oyuna neden güncelleme gelmediğini konuşuyoruz. Gelse oynayacağız ama gelmiyor. Bunu konuşmak çok saçma bence. Ki kaç aydır, yıldır hatta konuşuyoruz bunu. Şey başlıkları görüyorsunuz. Cargo Simulator güncelleme gelecek. Ne zaman gelecek? Yeni map gelecek, yeni tır gelecek, ne zaman gelecek, hep böyle. İşte o videoların arasında olmuyor. Cargo Simulator'a yeni güncelleme geldi, yeni tır geldi, yeni harita geldi videosu hiç olmuyor. Hep ne gelecek videosu oldu. Ama inşallah bu saatten sonra ne geldi videosu olur. İçeriklerimiz ne olacak? Bayağı bir içerik var, etkinlikler var. Evet, şu anki içerik olarak ne üreteceğimize gelirse oyun olarak söyleyeceğim. Tabii içeriklerimi burada söylemeyeceğim. Gidip de biri alıp yapmasın benden önce. Çünkü onların hepsinin bir zamanı var. Bir süresi var. Video günleri bu arada YouTube'dan topluluk kısmını takip ediyorsanız veya ana sayfanıza falan düşüyorsa veya Discord'umuz aktifseniz şeyler yapıyorum. Nedir o? Anketler yapıyorum. Video günlerimiz pazartesi ve perşembe, haftada 2 gün. Video saatlerimiz ise pazartesi sabah saat 10. Perşembe sabah saat 10. İçerikler olarak da Car Parking online etkinlikler düzenleyeceğiz. İşte çeşitli yarışlar, roleplay gibi yarışlar. Kısa sürede de onun düzenlemesini yapacağız. Bir etkinliğimiz olacak. Bunu size duyuracağım. Siz de katılmak isterseniz o etkinliğimize katılacaksınız. Araçlarla güzel bir parkur yapacağız. Offroad etkinliği gibi bir etkinlik yapacağız. Roleplay tarzında olacak. Buraya kadar izliyorsan bu tüyoyu da almış oldun. O yüzden Car Parking online etkinlikler var. Car Parking online videoları değil. Girip oyunda sohbet etmeyeceğim. Her girdiğimde bir etkinlik olacak. Cargo Simulator olacak. Yine dediğim gibi az da olsa Cargo Simulator gelecek. Ondan sonra Petrol Heat online etkinlikler gelecek. Petrol Heat diye bir oyun var açıkçası. Car Parking'den sonra en sevdiğim oyun. Yani keşke daha önceden keşfetseymişim. Her gece girip şarjım full düşene kadar oynuyorum. Güzel grafikleri var. Tabii çoğunuzun telefonu kaldırma bilmem. Oyunun boyutu kaç ki? Kaç GB? 1 GB mı ne? Her neyse, onun dışında dediğim gibi 4-5 tane çeşitli oyun olacak. Bunun dışında artı şeyler de olacak, içerikler. İşte Google Play üzerinden bir içerikler yapmayı düşünüyorum. Onları yayınlandığı zaman görürsünüz ki hoşunuza da gidecek içerikler. Yani biraz içeriklerimiz değişecek. Ben niye böyle kaza yaptım? Kim vurdu bana arkadan? Ben uzaktayım. Sen uzaktasın. Bana ne oldu? Neyse. Çarpıldın abi. Galiba çarpıldım. Şimdi ufaktan da Aydın'a geldik. Ufaktan da videomuzun sonuna gelelim. Bu açıkçası bir duyuru videosu gibi bir şey değil. Ne yapacağım? Neden yokum? Neler yapacağım? Planlar neler? İçerikler neler? Bunları söyledim size. Ama tabii başlığı görüyorsunuz. Biraz clickbait gibi bir başlık var orada. Yapacak bir şey yok. Ufaktan da videomuzu şurada bitirelim. Ahmet sen de gel arkama reis. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim.